Değerli veliler, hepinize merhabalar. Bugün çocuğum ben ders çalış demezsem çalışmıyor, ödevim var mı diyorum, öğretmenim vermedi diyor gibi şikayetleri olan veliler için bir takım önerilerde bulunacağım. İlkiyle başlayalım. Ülkemizde okul öncesi eğitim çeşitli nedenlerden dolayı yeteri kadar tercih edilmediği için çoğu öğrencinin ilkokul 1. sınıfı okul ve getirdiği yeniliklerle tanıştığı ilk sene oluyor. Bu nedenle ilkokul 1. sınıfta okula ısınamamak, derslere ilgi duymamak oldukça görülen bir durum. Doğal olarak ilkokul 1. sınıfı yeteri kadar ısınmış vaziyette geçirmeyen öğrencilerin problemleri ilkokul 2. sınıfa da taşınıyor. Lütfen siz de bu durumun bir geçiş süreci olduğunu düşünün ve karamsarlığa kapılmayın. Siz sadece problemin tam olarak nerede olduğunu ve size düşen kısmına odaklanın. İkinci olarak ise çocuğunuzun ders çalışmak istememesi konusunda birazcık sabır göstermek gerekli. Çünkü çocuklar çoğu şeyi ilk defa öğreniyorlar. Örneğin artık okuma yapması beklenen bir çocuk okumakta direniyorsa belki de bu yeni öğrendiği harf gruplarını söylemekte zorluk çektiği için olabilir. Unutmayın ki çoğu öğrenci bir işi başarmakta zorluk çekiyorsa o işi yapmayı reddetmekte. Bu yüzden siz de bu yapmıyor değil yapamıyor olma konusunun üzerinde durabilirsiniz. Üçüncü önemli nokta ise çocuğumuza ders anlatırken öğretmenin ona anlatış biçimine paralel bir yolda ilerlemek. Biz öğrencilere yardımcı olmaya çalışıp onlara konu tekrarı yaptırırken aslında onların zihinlerini karıştırıyor olabiliriz. Zaten çoğu öğrenci o konuyu ilk defa öğreniyor ve öğretmeninin anlatışından farklı bir stile maruz kalınca da bildiğini dahi karıştırabiliyor. Bu nedenle biz de çocuğumuza ders çalıştırırken öğretmenin onu hangi yolda ve hangi düzende anlattığını keşfetmeli ve benzer bir şekilde konuları çocuğumuza anlatmalıyız. Çocuğunuzun neden ders çalışmak istemediğini anlamak için onun okuldaki durumunu da sorgulamak gerekli. Unutmayın ki hiçbir çocuğun evdeki vaziyeti okuldakiyle bir olmayacaktır. Bu nedenle çocuğunuz neden ders çalışmak istemiyor? Onun öğretmeniyle yoksa diğer arkadaşlarıyla ilgili bir problemi mi var? Bunun üzerine odaklanmalısınız. Bu yolda yapabileceğiniz en iyi şey tabii ki sınıf öğretmeniyle daha sık bir iletişim haline geçmektir ve diğer arkadaşlarıyla olan ilişkisini sorgulamaktır. Çocuğun okuldaki durumu onun ders çalışmak istememesi hakkında oldukça ipucu verecektir. Son olarak yapabileceğiniz şey ise çocuğunuzun size yönelttiği bu konular ileride benim ne işime yarayacak gibi sorulara mantıklı cevaplar vermeniz olacaktır. Unutmayın ki çoğu çocuk bir konuyu öğrenmekte zorlandığı zaman ben bu bilgiyle ileride ne yapacağım gibi soruları sıklıkla sorabilir. Bu yüzden çocukların size yönelttiği sorulara ne kadar gerçekçi ve mantıklı yanıtlar verirseniz onun ders çalışma isteğini o kadar arttırabilirsiniz. Evet değerli veliler, bugün çocukları ders çalışmak istemeyen aileler için bir takım önerilerde bulundum. Siz de bu önerilerimi dikkate aldığınız takdirde çocuğunuzun okuldaki durumunun daha iyi gideceğine inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.